Hepinize de merhaba arkadaşlar. Ben Alican ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Real Driving Simulator oynayacağız arkadaşlar. Bu video yani bu oyunu Joppa Kanunu çektiğim ilk videoda hatırlarsınız. Yani zaten Joppa Kanunu ile ilgili bir tane video çekmiştim. 2019 yılının Aralık ayındaydı sanırım, tam hatırlamıyorum. O yıllarda arkadaşlar çekmiştim onu, hani arka planda, hani boş kalmasın oyun oynayayım diye. O ara anlatıyordum tabii. Ve arkadaşlar oyuna ciddi ciddi oynamaya karar verdim. Ve hani sizlerle de etkileşim içinde bulunabileceğim bence yeni bir oyun olarak, hani car parking yerine fazlasıyla geçecek olan bir oyun olabilir. Oyunun şöyle artılarına baktığımız zaman bir kere araba çeşidi çok. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Araba çeşidi. Yani siz detaylı bir şekilde bakarsınız. Ben şöyle hızlı şekilde göstereyim size. Offroad araçlarından spor araçlar, sedan araçlardan hatchback. Güzel tepki edeyim ya. Evet, hatchback araçları ve hatchback araçlardan da arkadaşlar motora kadar. Evet, oyunda motor bile var abi. Motosiklet tutkunlarının kesinlikle yükleyebileceği bir oyun. Ha, çok motor yok. Ya ama en azından güzel modelleri var. Benim çok motorlara ilgim yok. Hatta Audi. Evet, benim arabam bu abi. Yani Z4. Car parking'de biliyorsunuz yani çoğunuz beni car parking'de bu arabayla tanıdı. BMW ve Z4 modeliyle tanıdı. O yüzden bu oyunda da Z4 alacağım. Beni nasıl tanıdıysanız öyle de tanımaya devam edin diye. Z4 serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah alırım. Yani bu videoda alamam. Ama diğer videoya inşallah para biriktiririm ve alabilirim. Gördüğünüz gibi arabalar bunlardan ibaret. Hatta bakın şöyle klasik araba modelleri bile var abi. Bak, ha bunlar offroad. Tamam, offroadları da. Ya zaten oyunu oynayanlar hani gerçekten çok zevkli bir oyun olduğunu biliyordur. Ve arkadaşlar size iki tane önemli duyurudan bahsedeceğim. Birincisi, açıklama kısmına koyduğum Discord adresten sunucumuza gelebilirsiniz. Sunucuda car parking oynayanlardan tutun PUBG oynayanlara kadar bir sürü kanalımız var sunucu içinde. Hepinizi bekliyorum abi. Oraya gelin, sohbet edelim, muhabbet edelim. Orayı çökertelim böyle. Hani çok sayıda car parking oynayan kişiler var sunucuda. Beraber oynayabilirsiniz. Alım satım yapabilirsiniz. İstediğiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Saygılı olmak şartıyla. Zaten moderatörlerimiz 7/24 aktif. Olası bir küfürünüzde ban yersiniz söyleyeyim. Evet. Offroad araçlarımızda böyle ikinci bir duyurudan arkadaşlar. Evet, bakın bunlar Legend arabalar, eski model. İkinci bir duyurudan arkadaşlar, yarın inşallah, yani bu videoyu gece açacağım. Saat 11. Bu videoyu gece açacağım. Bu videoyu attığım ertesi gün sonra, yani 14 Mayıs, bakın buna Discord'dan bildirim arkadaşlar. 14 Mayıs gününde size efsane bir canlı yayına beraber geleceğim. Canlı yayında Real Driving Simulator oynayacağım. Sizlerle beraber oynayacağım. Yani o yüzden canlı yayına gelenlere tavsiyem oyunu yükleyip gelsinler abi. Sizinle beraber böyle konvoy yapalım, oynayalım. Bence çok güzel olur. Çok güzel olacak abi. Evet, motorlarımızda bunlar. Yani şu anlık iki motor var. Son güncelleme ile beraber geldi motorlar. Ama ileriki güncellemede daha fazla motor ve daha fazla araba geleceğini söylüyorlar. Bakalım. O gelir mi? Gelir abi. Benim. Bak şu motor güzel abi. Hani gerçekten baktığın zaman hani bu çok böyle o diyecek değil ama bu biraz havalı duruyor. Dediğim gibi çok anlamıyorum ben. Evet. O zaman arkadaşlar multiplayer girelim hemen. Nerede benim araba? Ha, daha fazla motor varmış. Bir dakika abi, kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oo, 7 tane motor varmış. Vallahi seç beğen al. Neyse. İlk başta verdiği arabayla girelim arkadaşlar. Zaten başka arabam yok. Evet, bir odada 20 kişiye kadar kişi var arkadaşlar. Bu çok iyi. Bakın gördüğünüz gibi 20'ye 20 adamlar doldurmuş. Şuna bir girelim rastgele. Yani bir odada 20 kişi olması gerçekten çok güzel bir avantaj. Yani canlı yayında 20 kişi aynı anda konvoy yapmak bence çok güzel olacak. Çok zevkli olacak abi. Ben sabırsızlıkla yarını bekliyorum. Umarım siz de yayına gelirsiniz. Evet abi, çok konuştum, farkındayım, hemen açılsın. Evet. Bakın burada da görev gösteriyor. Yani her online'da oda kurduğunuzda bir görev seçiyorsunuz ve o göreve uyarak para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada mesela bu görev trafik hit. Yani trafikteki araçlara vurmama, çarpmama görevi. Zaten online modda trafik araçları olmadığı için gayet kolay bir görev olacak. Ama yani bu oyun internetsiz de oynandığı için, internetsiz oynarken hani trafikteki araçlarla oynuyorsunuz, yani botlarla oynuyorsunuz. Ama online'da böyle bomboş olduğu için aslında online oynamak daha avantajlı.
Ve arkadaşlar tavsiyem bu oyunu böyle kulaklığı takıp müziğinizi açıp oynayacaksınız abi. Yani bu oyun cidden müzikle oynanması gereken bir oyun. Şu iç görüntü, yani iç görüntü açık konuşayım, çok başarılı değil. Onu söyleyeyim. Eyvah, vurma 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 abi. Ama dış görüntü bence mekan falan çok güzel. Her şehri ayrı ayrı detaylı modellemişler. Çok başarılı abi. Yani övmeye cidden zaman almaz. Ya yani zaman alır daha doğrusu. Yanlış söyledim. Şunu da şuraya alayım. Evet, ileride polis çevirme var arkadaşlar. Polis çevirmeyi hani şuraya yanaşmadan geçerseniz ceza kesiyor 2500 lira. O yüzden şöyle yanaşıp beklerseniz sizin için iyi olur. Evet, yani reklam da olmasaymış iyiymiş ama hemen kapatıp devam edebiliyorsunuz abi. Evet. Şöyle spor modu alayım. Evet, spor modu alınca abi araba zaten çalışmaya başlıyor. Şöyle sesi de açalım abi. Güzel, 108'te gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar adamlar ortalama yakıt tüketimine kadar bakın gerçekten çok detaylı yapmışlar. Şöyle göstereyim. Bakın bu ortalama hızınız. Bu toplam gittiğiniz yol kilometre yani. Ve bu ya oyundaki toplam gittiğiniz kilometre. Gerçekten abi çok iyi. Evet bakın bu da ortalama yakıt tüketimi arkadaşlar. 18,7 litre yapıyoruz şu anda. Ya yani bu anlık tabi dediğim gibi. İşte şu anda anlık olarak 20 litre yakıyoruz abi. Araba da bayağı yakıyormuş ha. Neyse. Evet şuradan hemen gişelerden de geçelim. Yani zaten bir simülasyonda olması gereken tüm kontroller var. Şöyle hız sabitleyici var. İşte aynalar var. Şöyle göstereyim. Cam sileceği var. Şu an basıyorum, gözüküyor mu bilmiyorum. Bakayım. Evet bakın gördüğünüz gibi cam sileceği var. Yapma be. Şunu sabitle abi. Tamam. İşte dörtlükler var. Şöyle. Ondan sonra park sensörü var. Işıklar olmazsa olmaz. El freni var. Onu şu an bastım, araba durur direkt. Onun dışında kornamız var. Çok sesi gelmiyor tabi araba sesinden. Ve selektör var abi. Cidden güzel. Ve arkadaşlar oyunu tabii ki de zamanlı olarak gece gündüz oluyor. Yani sabah çıktığınız yola akşam bitirme şansınız var. Bakın gördüğünüz gibi şurada saat var. Şurada saati gösteriyor. Yani şu anda saat 19:37 yani akşam arkadaşlar. Akşamın 7'si. Neyse abi biz yolumuza bakalım. Olabildiğince hızlı bitirmeye çalışacağım bir görevi. Bu arada kimseyi göremedim ben online'da ya. Üçlü radar var arkadaşlar. Eğer radardan 180 kilometreyi yani 180 kilometreden daha yüksek bir hızda radardan geçerseniz 5 altın veriyor. 5 altında araba satın almaya veya araba güçlendirmeye hani fayda sağlar. Abi konuşurken hiç konsantre olamıyorum ya. Ya oyunu ya tabii ki de hani diyebilirsiniz abi niye o kadar konuşuyorsun işte sen arabanı sür falan. Oyunu ilk defa görenler ve yüklemek isteyenler olabilir. Hani onlar için detaylı bir şekilde anlatıyorum bu oyunu. Yani oyunun mantığı koskocaman bir harita var. Serbest gezip aynı zamanda gezerken de görev yapmak. Tabi dediğim gibi yani arkadaşlarınızla oynarken mesela canlı yayında beraber oynarken çok zevkli olur abi. O yüzden yarın inşallah bir hani sorun çıkmazsa yayını yaparım. Hadi biraz hız yapalım. Evet, şu an 200'e çıktım abi. %110. Köprüye geldik. Aha birisi var. Akram diye. Dur selektör yapalım.
Hop. Aha, hemen önümde Nassim diye birisi var. Oba. Oh. Evet. Geçtik onları da. Bu arada arkadaşlar, oyundaki ismi F.Pilot. Yani F.Pilot. Hani futur pilot değil. İsim çok uzun oluyor. O yüzden F.Pilot arkadaşlar oyundaki ismi. Yani bu oyunda da sahte futur olacağını zannetmiyorum çünkü yani isminizi, yani benim ismimi kullanmanız bir şey değiştirmez. Hani oyunda herhangi bir para atma olayı yok, araba verme olayı yok. Ya tabi dersiniz ki abi, ben senin isminden çok hoşlanıyorum, ben de ismini F.Pilot yapacağım. Siz bilirsiniz gençler. Suzan'a geçelim abi, paramızı alalım. Evet, gördüğünüz gibi 180 kilometreden oba daha yüksek bir hızla geçtiğimiz için paramızı aldık. Abi şu an arabanın kontrolü çok zor. 200 kilometreye ulaştık. Hani bu oyuna gerçekten hızlı gittiğinizi hissediyorsunuz. Mesela bazı zonlarda 250'yi 300'e çıkarsın. Hani hiç araba çok hızlı gidiyormuş gibi gelmez ya. Bu oyunda hissediyorsun abi. Bu oyunda hissediyorsun hızlı gittiğini. O yüzden böyle arada yavaşlamak lazım. Bu arada arkadaşlar, canlı yayının saatini soracak olanlar olabilir. Canlı yayın büyük ihtimalle saat, yani 1'de falan olabilir. 1.30, 2, o civarlarda. 1 ile 2 arası. Allah. Hocam yavaşla. Geldik mi? Vallahi geldik herhalde. Şöyle hemen geçelim. Tamam, artık spor moddan eco modu alabilirim. Yani sonuçta şehir içine geldik. Fazla hız yapmayacağız. Neresi burası? Barcelona. Barcelona. Dur. Heh, şöyle. Karşı şeritten gidelim de. Sonra polis abi kızar. Buradan geçiyorsun, niye uğramıyorsun diye. Evet. Şöyle hayırlısıyla park ettik. Of, evet. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldim. Dediğim gibi yani bu böyle bir tanıtım videosuydu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu arada 6.500 lira aldık. İnşallah yarınki canlı yayına kadar para biriktirebilirim abi. Karşınıza güzel arabaya çıkmak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben Future Pilot.